açılmaması gereken bir davanın duruşması için ikinci kez bu adliyedeyiz. Daha önce öldürülen kadın kardeşlerimiz için, yaralı kadınlar için, hayatta kalma mücadelesi verenler için defalarca geldiğimiz adliyeye bu şekilde bizi getirmelerinden dolayı kimse utanç duymuyor ama biz utanç duyuyoruz burada olmaktan. Bu dava derhal düşürülmesi gerekli davalardan biridir memleketimiz. Kendimizi hem sizlerin varlığıyla hem de büyük bir özgürlük mücadelesinin parçası olduğumuz için çok çok güçlü hissediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizler de bu gücün parçasısınız. Mücadele eden, özgürlükleri için her şeyi göze alan kadın kardeşlerimiz nasıl bize kuvvet veriyor? Bizim derneğimize de, onlara da baskı da olabilir ama tıpkı onların dediği gibi bir kişi giderse 1000 kişi geliriz. Biz asla vazgeçmeyeceğiz ve kadın cinayetlerini durdurana, tüm kadınlar, LGBTQ artılar, eşit, özgür ve bütün renkleriyle bütün bayraklar dalgalanana kadar, o gökkuşağı bayrakları da özgürlüğüne kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu derneğin kapatılmasının mümkün olmadığını ben burada bir kez daha bir hukukçu olarak söylüyorum. Ama hukuk devleti tam bütün kurum kurallarıyla işlerse, yargı artık hiçbir baskı altında olmadan, kalmadan kararını vermektir. Burada bize boşuna zaman kaybettiriyorlar. Halbuki yapacak çok işimiz var kadınlar olarak bu ülke için. Yolumuz açık olsun. Biz bu yolu açacağız. Aydınlık bir Türkiye'de, kadınların özgür olduğu bir Türkiye'de yaşamayı, yaşatmayı herkese göstereceğiz. Ne yazık ki kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Türkiye için bugünlerde çok gereklidir. Türkiye'deki ekonomik kriz ve yönetsel krizden dolayı çok gerginlik var ülkede. Ve bütün bu sorunlarının sonucu şiddete dönüşünce cerimesini çeken kadınlar oluyor. Kadınlara karşı uygulanan şiddet kabul edilmezdir. Kadın cinayetlerini asla kabul edemeyiz. Kadınlara ve kızlara saygı duyan bir ülkede İstanbul Sözleşmesi yaşatılmalı. Hala çok geç değildir. İstanbul Sözleşmesi ve kadınlar yaşatılsın ve bu kadar önemli bir dernek kapatılmasın. Kadın cinayetlerini aydınlatmak ve kadın cinayetlerini önlemek, kadının yaşam hakkını savunmak suç değildir. Biz de bu mücadelede derneğimizin yanında olacağız ve onlarla birlikte kapatılmaması için her türlü baskıyı, her türlü mücadeleyi göstereceğiz. Bu dernek kapatılamaz. Kapatılsa bile bu kadınlar bu mücadeleden asla vazgeçmezler diyorum. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek. İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek ve kadının yaşam hakkı ve kadın yaşam hakkının güvencesiyle yeniden bu sokaklarda özgürce yürüyecek diyorum, saygılar sunuyorum. Adalet Bakanlığı'nın hakimleri kadınları öldürüyor. Ülkemizin bürokratları sanatçılarımızı öldürüyor. Ama ne yapılıyor bunun karşılığında? Kamuya zarar verildiği iddia edilen kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğimiz kapatılmaya çalışılıyor. Biz bu gerici, faşist zihniyeti biliyoruz. Bildiğimiz için hepimiz buradayız. Zannetmesinler ki derneğimizi kapattıracağız. Boyun eğmeyeceğiz, direneceğiz. Kapatılsa yüzlercesini kuracağız. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Onlar bugün var ama yarın yoklar. Bizler yıllardır, yüzyıllardır buradayız. Boyun eğmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Asla yalnız yürümeyeceksin. Şubat 2018. Kızım katledildi ve intihar süsü verildi. Bu dava bize de açılmış davadır. 55 ay oldu. Benim kızımın davası daha açılmadı ve bizi kollayan, yanımızda olan, bize destek veren platformumuza dava açıldı. Biz burada mahkeme heyetine, hükümete sesleniyoruz. Bize sahip çıkmadınız, derneğimizi kapatmaya çalışıyorsunuz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunu asla kapatamayacaksınız. Asla yalnız yürümeyecekler. Ben annemi kaybettiğimde 13 yaşındaydım. Annemin mezarında yanımızda sadece kadın cinayetlerini durduracağız platformundan kadınlar vardı. Biz de
ne bir siyasi, ne bir savcı, hiç kimse destek olmadı. Şimdi kalkıp kadın cinayetlerini durdurmak için bir çaba, bir savaş veren bu kadınları ahlaksızlıkla suçluyorlar. Biz Türkiye'de ve dünyanın hiçbir yerinde kadınlar olarak güvende değiliz. Ha, güvene de sokacağız ama bu zamana kadar bir gün olsun bizim yanımızda durmayan bu iktidar, bu siyasiler yanımızda durmadınız. Bu saatten sonra da bir zahmet karşımızda durmasınlar. Benim kızım onlarca kat edildi. Bu platformun dışında hiçbir siyasi parti, evet söz verdiler. Bütün siyasi partiler üstünde duracağız dediler ama maalesef hep yanımızda kadın platformunu gördük. Ve kapatmaması için elimizde gelen her türlü çabayı göstereceğiz.